Cuma günü. Şey, salı günü. Sen ondan 3 kilo almışsın sabah evvel değil mi? Bunun parasını verdim ben. Hemen hapsi 5 tane. 5 tane hapsi. Hemen koyalım. Selam olsun bizden her karış toprağı şehit kanlarıyla yıkanmış, tarihlere sığmaz yurduma. Selam olsun bizden hürriyet uğruna can veren yiğitlere. Selam olsun sınır boylarında bekleyenlere. Selam olsun bizlere bağımsızlığı hediye edenlere. Ve binlerce selam olsun Gazi Mustafa Kemal'e. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli görevliler. Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü çelenk sunma ve kutlama programı için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım, kutlama programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması, İlçemiz Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yunus Emre Benli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin okunması, kapanış. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamı çelengi arz ederim. Ben.
Garnizon komutanlığı çelengi arz ederim. Selam, dur. İleri bak. Sağa, sola, geriye dön. Belediye Başkanlığı çelengi arz ederim. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Parmak Plama Grubu, kaç, hazır ol, bayrak, plama, al. Değerli şehit yakınları, kahraman gazilerimiz ve değerli görevliler. Bugün Türk ulusunun var olma mücadelesinin dönüm noktalarından birini oluşturan
30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün düşmanları tarafından toprakları işgal edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış, yıllarca devam eden savaşlar neticesinde bütün kaynakları tükenmiş, yetişmiş insan gücünü yitirmiş bir milletin ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığını kastedenleri 30 Ağustos 1922'de bozguna uğrattı öldürdü. O dönemde yurdun genel durumu harap ve bitap düşmüş vaziyetteyken ve bu vahim ortamda dahi ulusun ruhları ve vicdanları üzerinde kaleler zapt edilmedikçe, halkın içinde yanan bağımsızlık ateşi söndürülmedikçe ülkenin tarih sahnesinden silinip atılamayacağını ve Türk milletinin karakterini çok iyi bilen, gücünü millete olan inancından alan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yeniden diriliş mücadelesini 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatmış, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kısa zamanda halkın birlik duygularını güçlendirerek ülke içinde birlik ve beraberliği sağlamayı başarmıştır. Kahraman Türk tutulmuştur. Yerlikler yavrum parolasıyla mücadele etmiş, Sakarya'da tarihte eşi benzeri olmayan bir zafer kazanmış ve 300 yıl önce Viyana'da başlayan amansız geri çekilmeye 97 yıl önce bugün dur demiştir. Sakarya'da durdurulan düşmanı vatan bağrından söküp atmaya kesin kararlı olan Türk ordusu bir yıl süren bir hazırlıktan sonra bütün gücünü toplamış ve artık her şey Türk ulusunun haysiyet savaşına ve Akdeniz'i ilk hedef olarak gösteren bir başkomutanın Eskişehir'den İzmir'e kadar sürdüreceği kahramanlık yarışına kalmıştır. Sabırsızlıkla beklenen büyük taarruz 26 Ağustos sabahı günün ilk ışıklarıyla başladı. Patlayan toplar bütün dünyaya şu gerçeği aykırıyordu sanki. Duysun bunu kaynaktaki herkes, Türk'ün sesidir bu gürleyen ses. Başkomutanından en son eline kadar bütün bir ordu, Türk gücüne ve Türk yenilmezliğine olan büyük inancıyla tek vücut olmuştu. Yakılan, yıkılan ve insanlığa sığınmayan işkencelerle yok edilmek istenen Türk ulusunun, Türklüğün süngüleşmiş, vermileşmiş bir iradesiydi. Yunan mevzilerini teftiş eden bir İngiliz generalin, Türkler bu savunmayı 6 ayda aşarlarsa bir günde açtık diye övünebilirler dediği yer 4 gün gibi kısa bir zamanda geçildi. Ve 97 yıl önce bugün Atatürk'ün verdiği parola kısa ve kesindi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Artık zafer yakındı. Uzansak tutanacaktık sanki o zaferi. Günlerce açlığa, susuzluğa meydan okumuş, umutla el birliği etmiş bir ordunun yalın ayaklarındaki sızıydı o zafer. Yuvalarını, çocuklarını terk ederek eline cephane taşıyan kadınların sırtındaki ağrıydı o zafer. Evini, yurdunu, bağımsızlığını kaybetmiş kanlı gözyaşlarıydı o zafer. Ve bir millet o zafer uğruna vuruşa vuruşa ölmeye and içmişti. Zafer kazanılmıştı artık. Kara bulutlar dağılıyordu üzerimizden. Gün bir başka doğuyordu o bilinmeyen tepelere. Türk tarihinin akışı bir başka olmuştu 30 Ağustos sabahı. Bu savaş bir milletinin kaderini değiştiren yaman bir uğraştı. Sürekli gelişmiş, şiar edilmiş, milletin bağrından çıkmış Türk ordusu dün olduğu gibi bugün de milletimizin emrinde çelik gibi sağlam ve kararlı iradesi daima görev hazırdır. Aklı haksız tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Arz ederim.